1945'te İsmet İnönü Türkiye'nin her şeyini başta milli eğitim olmak üzere gizli ikili anlaşmalarla bu Amerikan vahşilerine teslim etmiştir. Gözünü kırpmadan, bir kelimesini değiştirmeden. Bunları kitaplarımızda uzun uzun anlattık. Ondan sonra yani şimdi mesela dünyanın en iyi eğitim sistemlerinin birkaçından biriyken ondan sonra bu Amerikan danışmanları milli eğitimi ele aldı. İnönü'nün yaptığı gizli anlaşmaya göre Amerikalılar idare etti. Yani Milli Eğitim Bakanı, müsteşarı falan, onları geç. Aslında Amerika idare etti. Orada içeride Amerikalılar vardı falan. Ve dünyanın kendisininki gibi dünyanın en rezil, en bir işe yaramaz eğitimi haline soktular. Bak, Amerika'ya özenenlere söylüyorum. Bilerek her köşesini. Dünyada orta öğretim, yani orta lise falan eğitiminin en berbat, sıfır olduğu ülke Amerika'dır arkadaş. Ve onlar da gelip danışmanlar olarak işte İnönü'nün marifetiyle girip ondan sonra bizim çok harika olan milli eğitimimizi, ben onun ürünüyüm. O, sıfırladılar. Tabii. Ülkeyi boş kafalı bırakırsan, eğitimsiz bırakırsan ondan sonra kendi milletine de öyle yapıyor. Amerika'nın ailesi kadar cahil hali bulamazsın. Her türlüsü. Ve çünkü tarihte böyle şeyler olmuş daha önce, eskiden. Yani milletleri halkı şey bırakırlar, cahil bırakırlar, eğitimsiz bırakırlar, boş kafalı bırakırlar, sadece işte top oynatırlar falan, maç falan falan. Ondan sonra ve böyle kavimleri, ondan sonra başlarına gelenler, ki onların arkasında da dünya hakimiyeti peşinde koşan bir takım gizli takım vardır. Ve bunlar o ülkenin insanlarına, işte şunlar düşmandır, gidin saldırın, öldürün, kendiniz de ölün diye oraya buraya saldırtır. Tarihte dünyanın başına gelmiş en büyük beladır bu dediğim olay. Peki bazı izleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Yani Tayyip Erdoğan'ın hiç mi suçu yok? Bugünü eleştirmek için ta 1945'lere İsmet İnönü'ye mi gitmek gerekir diyebilirler. Ne dersiniz? Hayır, 45'te bu Amerika'ya tam teslim olmak. Ben o zaman ilkokulun birinci sınıfındaydım Ankara'da. Ankara'da bulvarın üstünde oturuyorduk o zaman. Yani Kavaklıdere, Çankaya'ya doğru giderken. Orada Amerikan askerlerinin resmi askeri işgaline gözümle tanık oldum. Ve çok canım sıkıldı ve bunlar da rezil insanlardı bu Amerikan askerleri. Yapmadıkları rezillik kalmıyordu şehirde. Ben dedim ki, ya Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptık ya dedim. Sonra hafif bir laf söylemişim. Dedim ki, ya burası sonra sömürge olacak, niye Kurtuluş Savaşı yaptık dedim. İlkokulun birinde, kendi kendime. Sonra tabii sömürgeyi çoktan geçti. Bugün Türkiye'ye sömürge dersen iltifat etmiş olursun. Çok daha beteridir. Ve kendi eliyle, gönüllü olarak kendi memleketini tamamıyla köleleştirmiş olan milletini tam böyle çok böyle haysiyetsiz bir kölelik haline sokmuş, getirmiş olan tek ülke Türkiye'dir. Bu atalarımızdan bunlar çıkmayacaktı arkadaş. Ben 60 sene bunun için de uğraştım tek başıma. Siz yok yurt dışı mırt dışı falan diyenler, siz neredeydiniz ben tek başıma uğraşırken? Var mıydınız hiçbiriniz yanımda? Ama yumuşak yapıldı. Ama kitaplarımızı işte okuyanlar falan çoğaldı. Milyonlarca insan. Türkiye'nin her tarafında da tek başıma. Her köşesinde binlerce aliye nutuk çekmişim tek başıma. Ne parti var ne bir şey. Öyle şeylerden anlamam. Onlar fasafiso. Ben işin temeliyle uğraşırım. Bilimde de, Türkiye meselelerinde de, dünya meselelerinde işin temeline inerim. Matematikte yaptığım gibi. Oradan her şey çıkar. Dolayısıyla yani neyse, bütün bunlara rağmen memlekette, Türkiye çapında bazı konularda, en temel konular, derin konularda ben onlarla uğraşıyorum. Bugün Türkiye'ye sömürge demek, iltifat etmek olur diyorsunuz. Evet. Sömürgeden çok daha aşağısına inmiştir. Daha kötü ne var sömürgede? İşte böyle köle, gönüllü köle olmak var. Ya Türkiye'de en ufak bir yere birinin tayin edilmesi için Amerika tayin eder. Sanki kendisinde bir marifet var da. Ya dünyanın en cahil ailesi Amerikan ailesi. Yöneticiler. Tamamıyla devletindeki işte sözüm ona seçilenler falan buradaki gibi. Ondan sonra millete bir sürü yalanlarla bir şeyler yutturur falan. Kimsenin bir şey anlamaz. Yani bu kadar cahil,
Ondan sonra ayrıca insanlık anlayışı sıfırdır, hiç yoktur. Zaten insanlık anlayışı dünyaya Türklerden ve asıl onlardan da başkurtlardan şeyde. Ufa. Ural Dağları'ndan hemen sonra. Oradaki Türklerden yayılmıştır. Bize de oradan geldi. Bu tarafın da bin yıl ataları oradandır. İzleyicimiz Mehmet Kekeç diyor ki, Sayın Sinanoğlu'nun, size çok kızmış demek ki, Sinanoğlu'nun da büyük harfle İnanoğlu diye yazmış. Sayın İnanoğlu'nun İnönü takıntısını anlamak mümkün değil diyor. Anlamaz çünkü söylüyor. Beyni şartlaşmış, şartlanmıştır. Söylüyor. Beyni taşlaşmış söylüyor. Ve... Mehmet Bey acaba sizin kitabınızı okumayanlardan mı? Fosilleşmiş biri. Bana ne İnönü'den? İnönü olduğu gibi gizli anlaşmalarla Türkiye'nin her şeyini... Atatürk'ten sonra bir dakika. Tamamıyla teslim eden gizli anlaşmalarla bir kısmı sonradan çıktı. Bunların en başında milli eğitimin tamamıyla Amerikan idaresine verilmesi vardı. İnönü dediniz, reklam işareti geldi. Yani o zaman gitsin İnönü ile iş yapsın bakayım hadi. Öldüler şimdi ama oğlu da... Yok canlı yayındayız. Oğlu da işte onların ne olduğunu bana... Neydi adamın adı? Abdülmelik Fırat. Osmanlı kafalı ama büyük Kürtçü. İkide bir hapse girerdi. Bir toplantıda bu adam da vardı. Çok güzel de ben Osmanlı Türkçesi gibi konuşuyordu. Harika. Sonra biz adamla ahbap olduk. Bu İnönüleri bana o anlattı. Nasıl, nereden geldiklerini, kim olduklarını, niye içlerinin bu millete düşmanlıkla dolu olduğunu falan hepsini anlattıydı. Yani İnönü'yü siz Abdülmelik Fırat'tan mı öğrendiniz? Hayır, zaten biliyordum. Dedem İsmet'in önünden çekti, ben de oğlundan. Bütün tarihçiler anlatıyor İnönü'nün marifetlerini. Hepsi biliyor. Ben bütün tarih programlarının hepsini taradım, biliyorum. Bu herhalde yani bunu yaptıklarını... buna kızan İnönü lafı edilince böyle bir şeyler olan adam Atatürk... herhalde beyni fosilleşmiş. Atatürk Halk Partili falan bir particilik yapmakta olduğu için İnönü işte Halk Partisi demek falan diye. Atatürk'ün bırakın bunları da milletin kendisiyle uğraşalım milli arkadaş. Uyanın. Neredesiniz? Milli şef değil yani. Atatürk'ün resimlerini kaldıran, bütün onun yaptıklarını tersine çeviren Atatürk'ün devamı değil. Ya ben ilkokuldayken Atatürk'ün heykellerini indirdi, kendi heykellerini dikti. Türk parasının üstünden Atatürk'ün resmini kaldırdı, kendi resmini koydu bu İnönü babası. Yani İsmet İnönü. Vallahi. Ben bu adamı biz ailecek biliriz. Dedem de bundan çekti. Onun döneminde Yunan Anadolu'nun Yunan Helenler olduğunun ispatına çalışılmaya çalışıldı. Türklükle alakalı bir şey yapılmadı. Ne oldu? İşte Anıtkabir bile bakın mimarisine neye benziyor? Bizim kendi öz kültürümüzden bir mimariye benziyor mu? Benzemiyor. Bizim öz kültürümüzde türbe vardır. Türbe vardır güzel mesela kümbetler vardır. Külahlı, Anıtkabir kubbeler vardır. Yani şunu var söyleyebiliyor musunuz? Hayır. Anıtkabir'in aslında türbe gibi olmasına, türbe mimarisi olmasına. Tabii. Halkından kopuk Atatürk. Bütün binlerce yıllık. Türklerin atası. Türklerin atası olan bir insanın kabristanının öyle olmasının kadar doğal, halkının iç içe olması kadar, orada gidip dua etmesi, ona şükranlarını, çoluğunu, çocuğunu öğretmesi kadar doğal bir şey olamaz ki. Ama bakın Nazi mimarisi. Nazi ile Yunan mimarisi karışımı Alman bir şey. Alman mimarisi diye öğrettiler bize onu okulda. Öyle. Almanla eski güzel, Yunan. Bizimki eski Yunan karışık. Eski Yunanla Alman. O zaman da zaten Nazi. Bütün kazılarda, arkeolojik kazılarda. Bunu İnönü mü yaptı diyorsunuz? Bunu İnönü mü yaptı diyorsunuz? Tabii. Peki, bütün tarihçiler söylüyor. Süre geçiyormuş. Reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra bu kaldığımız yerden. Millet hala bir takım böyle fasafiso. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. İnönü'de kalmıştık. Oktay Bey madenci heykelini incelerken. Siyah Aka Zonguldak'ın deresi, yüz karası değil kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Orhan Veli yaşa be. Mekanın cennet olsun. Hocam şimdi karşınızda. Evet. Ben bir aracıyım. Soru soruyorum. Ama izleyiciler var. Değil mi? Bu akşam ve her zaman için geçerli. Söylediklerinizi onlar not verecek. Sizi tanıyor herkes. Oktay Sinanoğlu hocamız işte çok sayıda kitap yazdı. Türkiye'de insanların uyanmasına katkı sağlayan kitaplardı bunlar. Ama şimdi acaba ne düşünüyor diye merak ediyorlar. O yüzden ben sizin sözlerinize sadece bir gazeteci olarak soru sorup çekilmeyi tercih ediyorum. Katıldığım ve katılmadığım noktalar var.
tartışmaya olabildiğince girmemeye çalışacağım bu gece sizle. Çünkü belli olmaz, belki de gireriz. Yani insan bazen kendisini tutamıyor tabii. Yani normal konuşma. Ama sizlerin daha çok konuşması için ben soruyu sorup çekileceğim. Cevaplarınızdan ben sorumlu değilim, yani onu söylemiş olurum izleyicilerimize. Şimdi izleyicilerimizden gelen soruların ve görüşlerin bir kısmını okuyorum. Harun Akçit diyor ki, İnönü, ilk cümlesini geçiyorum, ikinci cümlesi şu: İnönü kadar taş düşsün başına hocamızın, demiş. Ömer Tuğrul Özen. İsmine bak zaten. Ömer Tuğrul Özen diyor ki, bunların İnönü hakkındaki sözlerini 40 yıldır İslamcılar geveleyip duruyor zaten, diyor. Hayır, hiç demediler. Atilla İlhan dedi, ben dedim. Öyle birkaç kişi dedi. Hangi İslamcılar dedi be? Devam ediyorum. Ayşe Ertürk diyor ki, bu akşam işiniz zor Hulki Bey. Hocamız hızlı başladı. Onu çok seviyoruz. Eğip bükmeden dost doğru söylüyor, demiş. Çok da önemli değil rumuzu. İşte en başta çocuklar nerede diyen ve niye Amerika'ya gidiyor da burada yararlanmıyor insanlar, niye beyin göçü oluyor diyen kişi. Şimdi de diyor ki, Hulki Bey harika bir program olacak ama Allah size sabırlar versin. Çok agresif olmuş hocam, diyor. Yani Türkçesi neymiş onun? Saldırgan. Demin kızdınız. Ulan ülken bitmiş, her şey yok edilmiş. Evet. Ne sen kuzu hala İnönü'yü mü methediyorsun?